Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Heavy, Bölüm 3. Ya de namaz kılıyor, hastalığı yüzünden tüm gün boyunca yatağından çıkmayan Bapir ise kitap okuyor, okuduğu kısımlardan bir kısmını da Heavy ile paylaşıyordu. Heavy, bunu sen biliyorsun değil mi kızım? Bak burada ne diyor Ehmet'e İskani? Diyor ki, birbirine uymazsa söz, niyet, amel, o zaman olur imanda helal. Bunu kulağına küpe edesin ha. Heavy gülümsedi. Bapir'i hayran bakışlarla süzüyordu. Resmi olarak sadece 3 sene eğitim almış olan bu yaşlı adam aslında halen bir öğrenciydi. 70 yıllık hayatını okumaya, öğrenmeye ve elinden geldiğince de öğretmeye adamıştı. Resmiyetin niceliği, yaşanmışlığın niteliğini çoğunlukla ezip geçse de Heavy bunun koca bir yanlış olduğunu Bapir'le birlikte öğrenmişti. Gerçek adı Resul, Heavy'ye göre Bapir olan 70 yaşlarındaki bu adam, gözünde gözlüğü, kafasında takkesi, gri hırkası ve bacaklarının üzerine örtmüş olduğu battaniyesiyle mindere oturmuş, kitabını okurken ya dede namazını bitirmiş, duvarda asılı olan fotoğrafı almıştı eline. Bu andan itibaren herkesin keyfi kaçmıştı. Ehmet'e Iskani'yi anlatmayı bırakmış, nesneler bile tüm renklerini kaybetmişti. Parlak renklerin fazlasıyla canlı olduğu kahverengi çerçeveye yerleştirilmiş olan eski bir fotoğraftı bu. Yıkık dökük bir pencerenin önünde güneşin altında 5 kişi gülen gözlerle güneşten daha da sıcak bakıyorlardı fotoğraf makinesinde. En sağdaki Yade bir tek güzelliği ele veriyordu onu. Yıllar her şeyi alıp götürmüş ama bir tek güzelliğine kıyamamıştı. En soldaki de Bapir'di. Uzun boyu ve heybetli görüntüsü. Heavy'nin babası gibiydi. Lakin onun daha esmeriydi. Şimdi bambaşka biri olmuştu. Bapir, zaman en çok ona acımasız davranmıştı. Bapir'in yanında da babası Ömer vardı. Ne kadar da zayıf, ne kadar da genç. Sadece 20 yaşındaydı. Askere gidiyordu. Kumral, 3 numaralı tıraşlı saçları, yeşil gözleri ve kocaman gülümsemesiyle ne de yakışıklıydı öyle. Babasının yanında ise genç bir adam ve genç bir kadın. Ellerini birbirlerinin omuzlarına atmış. Herkesten daha fazla gülümsüyor, neredeyse kahkaha atıyorlardı. Yerinde duramayan, hınzır bir mutluluk vardı sanki. Heavy'nin yanı başında oturmuş olan Yade'nin parmakları bu iki gencin arasında dolanıp dururken bir yandan da bir takım dualar ediyordu dudakları. Gözlerinden akmaktan yorulmuş dingin bir nehir. Yade, hüzün öldürdü seni dedi Heavy. Hayır, ölüm iyidir. Beni onlara götürüyor. 25 sene önce çekilmiş bu fotoğrafta bulunan 19 yaşındaki genç adam Heavy'nin amcası Ali'ydi. Abisinin isim babası Ali. Siyah saçları, uzun boyu, sivri burnu, ela gözleri, en çok da kocaman büyükçe ağzı ilk fark edilen oydu. Yanında duran 17 yaşındaki kadın ise Heavy'nin ismini aldığı halasıydı. Kırmızı basma fistanı, lastikle toplanmış, kumral saçları, yeşil kocaman gözleri, biçimli burnu, zayıf bedeni, güneşte kızarmış teniyle öyle güzeldi ki, bu fotoğrafın bir tablo olmasından şüphe uyandırıyordu. Bu ikili, adı anıldığında bile insanın içini ürperten bir hikayenin baş kahramanıydı. Bu fotoğraf bir zamanlar köyde yaşayan 3 çocuklu bir aileye aitti. Fotoğraftaki genç kız da bu ailenin en küçük çocuğu Heavy'ydi. O zamanlarda pek çok kadın için imkansız olan bir şeyi başarmış, sevdiği adamla evlenmişti Heavy. Hele ki Heavy için çok zordu bu. Çünkü içinde yaşadığı topluma göre Heavy köklü bir ailenin kızıydı. Aşık olduğu adam ise küçük yaşlarda yetim kalmış, kimsesi olmayan iki erkek kardeşin en küçüğü, ve onlar birbirine aşık olabilmek için yaratılmamışlardı. Bapir,
bu iki kimsesiz çocuğa sahip çıkmış, büyütmüştü. Bapir'in yanında tarla ve hayvancılık işlerinde çalışırlardı. Evleri de Bapir'in evinin tam karşısındaydı. Büyük olan Cemal Ömer'den 5 yaş küçüktü. Küçüğü Mazlum ise Ali ile yaşıttı. Cemal'in ağır ve sakin duruşuna karşın Mazlum gözü kara, inatçı ve cesur biriydi. Hevi ona, o da Hevi'ye küçük yaşlardan bu yana aşıktılar. Herkesten korka korka sevmişlerdi birbirlerini. Hevi'nin başka bir köyden görücüleri geldiğinde Mazlum aniden kapıdan girip her şeyi herkesin önünde anlatmıştı Bapir'e. Köy günlerce onları konuştu. Büyük bir mücadele ve Bapir'in de Mazlum'a olan sonsuz güveni sayesinde sonunda evlenmişlerdi. Sadece Bapir değil, Ömer ve Ali de çok severdi Mazlum'u. Cemal, karısı ve çocukları, Mazlum ve Hevi hep birlikte karşı evde yaşıyorlardı. Mutlulukları, renklerin en güzeli ve en canlısıydı. Tüm renklerin arasında en çok görünendi. Cemal ve Mazlum halen Bapir'le birlikte çalışıyordu. Mazlum, Ali ile birlikte koyunları otluğa götürüyor, Cemal de Ömer'le birlikte tarla ve ev işleriyle uğraşıyordu. Yine böyle bir gündü. Bahar gelmiş, köy yeşil mintanını üzerine geçirmişti. Birkaç gündür Ali ve Mazlum, koyunlarını nerede otlatacağı ile ilgili hararetli tartışmalara giriyor, henüz bir gece önce yapılan tartışmanın etkisi geçmemişti ki, ertesi sabah otluğa doğru yol aldılar. Gittikten yaklaşık 3 saat sonra Mazlum, kireç gibi solgun yüzü, kırmızı gözleri, bitkin vücudu, yaş dolu yanakları ve elinde Ali'nin cesediyle birlikte görünmüştü köyün tepesinde. Onu ilk Hevi görmüştü. Kan içindeki kırmızı gömleğini ve elindekileri görünce bir koyunun kesildiğini sanmıştı. Gittikçe yaklaşınca da Ali'yi gördü. Mazlum Ali'yi Hevi'nin önüne bıraktı. Hevi de yere oturup üstünü başını parçalayarak çığlıklar attı. Mazlum olanları gözünde yaş, suratında koca bir şaşkınlıkla izliyordu. Nerede olduğunu bilmiyor, bunun bir kabus mu yoksa gerçek mi olduğunu idrak edemiyordu. Hevi bilemedim, görmedim onu Hevi. Hevi ben yaptım. Mazlum ve Ali otlakta tartışmış, bu sefer tartışma birbirlerini hırpalamaya kadar ilerlemişti. Arbede sırasında Ali'nin boyu köpeklere takılan çengelin üzerine gelmiş ve çengel onu öldürmüştü. Hevi'nin çığlıkları tüm köyü inletti. Mazlum toplanmış kalabalığa olanları anlatıyordu. Hevi de duyduğu her bir sözcüğü inkar etmek ister gibi kulaklarını kapatıp çığlıklar atıyor ama gerçek oradaydı. Canının bir yarısı öteki yarısını öldürmüştü. Geri kalanıyla yaşamak mümkün müydü? Köylü hemen jandarmayı aradı. Birkaç saat içinde gelip tutukladılar Mazlum'u. Mazlum ellerinde kelepçeyle giderken içeride kardeşinin yasını tutan Hevi'ye son sözlerini haykırıyordu. Hevi, affet beni. Güzel, sevemedim seni, beceremedim. 40 gün boyunca yas tuttular. 40 gün boyunca bütün akrabaları, bütün köy Hevi'yi konuşuyordu. İçlerinde onu suçlayanlar, uğursuz olduğunu düşünenler bile vardı. Evleneli 3 sene olmuş, bir çocuğu bile olmamıştı çünkü. Onlar için uğursuz olmanın en büyük kanıtlarındandı bu. Hevi ise odanın bir köşesinde oturmuş, öylece bakıyordu işte. Günlerdir hiç konuşmamıştı. 40 günün sonunda Bapir, Hevi'yi eşyalarını toplayıp baba evine getirmesi için gelin olarak gittiği eve yolladı. Hevi odasına girip de kapıyı da üzerine kilitledi ve sonrasında bir el silah sesi duyuldu. Yarım kalan canıyla daha fazla direnememişti hayata. Hevi'nin ölümünden sonra Mazlum da hapishanede son vermişti yaşamına. Kapısı demir zincirlerle sürgülenmiş, ev tüm olan bitenin bir izi gibi halen durmaktaydı karşıda. Bir de kederli bir anne babanın baktıkça süngülere vurulduğu bu fotoğraf karesi. Bunlar yaşanırken Hevi bir yaşını henüz doldurmuştu. Olanlardan sonra babası da Ankara'ya taşındı. Cemal de tüm her şeyini toplayıp ailesiyle birlikte gitmişti köyden. Hevi nasıl biri olduğunu bilmediği, tanımadığı, ismini taşıdığı halasına karşı büyük bir sevgi, aynı zamanda da yine bu büyüklükte bir acıma duygusu barındırırdı içinde. 23 yaş ölmek için, üstelik bu şekilde kederli bir ölüm için çok erkendi. Yade fotoğrafı yerine astı. Odadaki herkes yorulmuştu sanki. Bir an önce uyuyup, içlerindeki kederi
bir nebze olsun unutmak istediler. Yataklar kuruldu. Uyku herkesin yardımına koştu. Ertesi gün Yade ve Bapir sabah namazıyla birlikte uyandılar. Bir müddet sonra da Hevi uyandı. Sabahın bu erken saatinde böylesine dinç ve böylesine uykusuz uyanmak ne de güzeldi. Bir önceki güne göre güneş yüzünü hafif hafif gösteriyordu bulutların ardından. Kahvaltı, öğle yemeği ve günlük işlerden sonra Hevi, Bapir'i biraz hava alması için avluda gezdiriyordu. Birden avlu kapısından sesler duyuldu. ''Hevi, Hevi!'' Mizgin ve Gülizar avlunun kapısını açıp içeri girdiler. Aynı anda da Hevi onlara doğru koştu. Üç genç kadın birbirlerine sıkı sıkı sarıldılar. Mizgin ve Gülizar pek fazla arkadaşı olmayan Hevi'nin en yakın arkadaşlarıydılar. Hevi yaz aylarında ve okul tatillerinde köyde kalırdı. Bu üç genç kadın birlikte büyümüşlerdi. İkisi de Hevi'den birer yaş büyüklerdi. Hevi, insanoğluna ait en güzel anılarını biriktirdiği çocukluk kumbarasını onlarla doldurmuştu. Çocukluğuna dair tüm güzel anıların içindeydi onlar. Birlikte oyun oynamış, kavgalara karışmış, ağaç dallarında vişneler aşırmış, köyün altını üstüne getirmişlerdi. Mizgin ve Gülizar Yade ile Bapir'in ellerinden öptüler. Sonrasında ise izin isteyip Hevi ile birlikte avuçlarının içi gibi bildikleri otlaklara doğru yürüyüşe çıktılar. Hevi biliyorsun Gülizar'a görücü geldi. Ha ha ha. Sus kız. Gülizar yoksa Mizgin gerçek diyor. Yok Hevi, işte bilmiyorsun sen bizim köyü. Öyle gelip gidiyorlar. Na Hevi. Bu sefer öyle değil. Vallahi Gülizar'ın da gönlü var. Sussana kız. Sana mesajla diyecektim Hevi ama Gülizar istemiyordu söyleyeyim. Aşk olsun Gülizar. Yalan Hevi. Hem ben evlenmeyeceğim. Evlenmeyecekmiş. Velamine, evlenmeyecekmiş. Sen sanıyorsun ki gerçek olsun. Sen boş ver onu Hevi. Okulun nasıl gidiyor? Diyorlar. Hevi çok büyük elektrikçi olmuş. Ha ha ha, yok olmadım daha. Okumak güzel mi Hevi? Bilmem, hiç düşünmedim. Bazen sıkılıyor insan. Sen ne diyorsun öyle Hevi? İnsan hiç okumaktan sıkılır mı? Gülizar gülümsedi. Oldukça derin ve keyifli bir sohbetin ortasındaydılar ki üşüdüklerini hissettiler. Hava gittikçe soğuyordu. Üç genç kadın yeterince ilerlediklerini de fark edince dönüş yoluna girip avlunun kapısına geldiler. Hadi gelin içeri, ya dede sizi bekliyordur dedi Hevi. Hayır biz gidelim, geç oldu. Hevi anne dedi ki yarın ekmek yapıyoruz. Hevi gelsin ona bir katme hek yumurtalı gözleme yapayım, özlemiştir. Gelseydiniz içeri ya da yemek yapmıştır. Yok biz gidelim. Yarın gel ha. Hem Gülizar da gelecek. Tamam gelirim. Birbirleriyle vedalaştılar. Hevi eve geldi. Komşu olan Mizgin ve Gülizar da kendi evlerine gitmek üzere yola koyuldular. Eve geldiğinde Yade akşam yemeğini hazırlıyordu. Hep birlikte yemek yiyip çaylarını içtikten sonra sadece TRT kanallarının çektiği televizyonda vakit geçirmek adına öylesine bir şeylere bakındılar. Yorulduklarını fark ettiklerinde ise yataklarını kurup erkenden uyudular. Ertesi gün içinde peynir, patates ve ıspanak kaşlarının bulunduğu sepetiyle birlikte sabah erkenden Mizginlerin evine gitmek üzere yola koyuldu Hevi. Çok uzakta olmayan ev 3 sokak aşağıdaydı. Sokağın girişinde 3. avlunun tandırlık bacası tütüyordu. Avlunun kapısını açıp tandıra gitti. Tek gözden oluşan tandırlıkta tandır hemen kapının karşısındaydı. Sacın önünde Mizgin ve annesi ekmek yapıyor, Gülizar da yanı başlarında deste halindeki yufka ekmeklerini büyük bir özenle katlıyordu. Üçü birlikte kapıda beliren gölgeye doğru döndüler. Hevi! Fatih teyze, erkencisin. Hevi, hoş geldin. Hoş bulduk teyze. Hevi yanlarına gidip üçüne de sıkı sıkıya sarıldı. Daha sonra da tahtadan bir iskemle çekip Gülizar'ın yanına oturdu. Nasılsın Hevi? İyisin. Annenler, kardeşlerin, Bape, Yade hepsi iyidir. İyiler valla. Hepsinin selamı var. Yade dedi, sen git. Ben işleri bitireyim, ben de gelirim. Siz nasılsınız? İyisiniz siz de. Osman amca nerede? İyiyiz biz de işte, görüyorsun. Havalar güzeldi, ekmeğimiz de bitiyordu. Dedik ekmek yapalım. Osman amcan da otluğa götürdü koyunları. Oğlanlar da asker de biliyorsun. Bir yandan konuşurken, bir yandan da herkes kendi işini büyük bir titizlikle yapıyordu. Birbirleriyle anlaşmalar içerisinde olan makineler gibiydiler. Herkes görevi ona söylemeden biliyor ve yapıyordu.
Zamanla tandırlıktaki kişi sayısı da arttı. Evde ekmek yapıldığını duyan komşular toplanmıştı. Çıkınlarıyla birlikte gelmişlerdi. Her şey daha keyifli bir hale gelmiş, zamanın nasıl geçtiğini anlamamışlardı. Vakit ikindiyi bulmuştu. Hevi ve Yade ellerinde Bapir'in gözleme payıyla birlikte eve döndüler. Akşam vakti yemekler yenildi, kapılar kilitlendi, sobanın üzerinde çaylar kaynatıldı, köy ucu bucağı gözükmeyen bir karanlığa büründü. Yade ve Bapir henüz namaz kılmışlardı ki kapı sesi duyuldu. Bu saatte kimin geleceği düşüncesiyle Yade ve Hevi koridora gidip kapının önünden seslendiler. ''O kimdir?'' ''Benim teyze Adem.'' Sobanın üzerinde kaynamış olan çay şimdi bardakları dolduruyordu. Hevi ayağa kalkıp çay bardaklarıyla dolu olan tepsiyi odadakilere doğru götürdü. Bapir ve Yade'den sonra sıra Adem'e gelmişti. Ortadan ikiye ayrılıp limonla sımsıkı yapıştırılmış saçları, kokusu fazlasıyla keskin olan parfümü, siyah kadife takım elbisesi, sarı gömleği, yeşil kravatı ve abartılı şekilde özen gösterilmiş haliyle Adem, Hevi'nin getirdiği çayı alırken tüm dişlerini göstererek gülümsüyordu ona. Küçük bir çay bardağına 6 küp şekeri boca edip, çayı köpükler çıkartarak karıştırması alışık olsa da her seferinde dehşete düşürdü Hevi'yi. Hevi, Adem'i çocukluktan bu yana tanırdı. Onu unutsa bile Adem kendini mutlaka bir şekilde hatırlatırdı. Hevi köye adımını attığı anda Adem de birkaç gün sonra elinde lokumuyla görücüye gelirdi. Şimdi de pembe bir ambalajla paketlenmiş olan lokumuyla birlikte Hevi'nin tam karşısında oturmuş yeni gelin gibi süzülüyordu. Hevi ve Yade gülmemek için kendilerini zor tutuyorlardı. Bu sırada Adem ve Bapir günlük meselelerden konuşuyorlardı. Adem saflığı, çocuk gibi tavırları ve Hevi'ye olan aşkıyla bilinirdi. Hevi bir yandan gülmemek için direnirken bir yandan da onun bu durumuyla dalga geçtiği düşüncesiyle kendinden utanmıştı. Hevi, biliyorsun ben artık okumayı söktüm. Ah ne güzel Adem, aferin çok iyi yapmışsın. Bir de biliyorsun bak babam bana yeni telefon aldı, hem de kameralı. Göstereyim mi? Adem elini cebine atmıştı, Yade araya girdi. Adem, Anangil biliyor mu buradasın? He biliyorlar. Yade Hevi'nin kulağına eğildi. Vallahi bilmiyorlar Hevi. Geçen sefer de böyle dedi. Sonra anası gelip kızdı bize. Hevi, arkadaşlar diyor sen bu yaz benimle evlenecekmişsin. Kim diyor Adem? Veli, Osman, Hüseyin, kahvedeki arkadaşlar git akşam Hevi'yi iste dediler. Onlar seni kandırıyor Adem. Sen benim arkadaşımsın. Yade birden ayağa kalkıp Adem'i koltuk altlarından tuttu. Haydi Adem, anan seni bekler. Sonra gelir kızar bize. Kaç kez dedik, Hevi seni yapmıyor. İnşallah daha güzel bir kız bulacak sana anan. He Adem, inşallah güzel bir kız bulursun kendine. Hem ben evlenmiyorum kimseyle. Yade Adem'i çekiştirip koridora doğru götürüyordu. Adem ise içinden Hevi geçen onlarca cümleyi ardı ardına sıralıyordu. Hadi oğlum. Aman dikkat et, bu saatte köpekler vardır ha, hadi selametle. Diyerek Adem'i dışarı koymuş, kapıyı da üzerine kapatmıştı Yade. Ne kadar kötüsün Yade dedi Hevi. Kötü, ne kötüsü? Hatırlamıyorsun geçen sefer anası evi başımıza yıktı. Hem geç de oldu, gitsin evine. Vallahi Yade, bu sefer haklıdır Hevi. Bak saat nasıl geç olmuş. Hem biz de yorulduk, yatakları kuralım da yatalım dedi Bapir. Döşekler serildi. Sobaya son odunlar koyuldu, ışıklar kapatıldı, yorgun göz kapakları, gözlere bir perde gibi indi. Odadakiler uykuya daldı, böylece takvimden bir yaprak daha eksilmiş oldu. Yeni gün ise sıranın kendisine geldiğini anlayınca köyün tepesinin ardından içinde güneşten bir parça bulunan heybesini kuşanıp görünür oldu. Turuncu renkteki iç perdelerden yansıyan gün ışığı altındaki oda bal kabağı tarlalarını anımsatıyordu. İnsan düşüncelerinden biraz daha sıyrılsa, gerçeği körü körüne unutsa, mesela bir anlığına kokusunu bile alabilirdi bal kabaklarının. Hevi, güneşli günlerin sabahında içeriği bürüyen bu renk karşısında büyülenirdi. Turuncu renkteki iç perdeler ve gün ışığının illüzyonuydu bu. Maharetli bir elin sihirli dokunuşu gibi hayranlık uyandırıcıydı. Uzunca bir süreden sonra güneşli bir güne uyanmıştı. Yorganın altında mutlu bir yüz ifadesiyle etrafı inceliyordu.
Yade sobanın üzerine çay koymuş oturuyordu. Elinde tesbihle bir şeyler okuyordu. Bapir ise takvimden bir yaprak söküyordu. Tarih 24 Mart 2004. Günlerden Perşembe'yi gösteriyordu. Yade ve Bapir için sıradan, Heavy için ise hayati derecede önem taşıyan bir gündü bu. Fakat bu durumdan kimsenin haberi bile yoktu. Diğer sıradan günlerdeki gibi uyanmıştı bugüne de ve uzunca bir sürede bu günü böyle hatırlayacaktı. Hava güzel olduğundan elini yüzünü avludaki muslukta yıkadı. Musluğun suyu kuyudandı ve buz gibi keskindi. Yüzüne her su atışında bıçak darbeleri yiyormuş gibi hissediyordu ama aynı zamanda da bu duyguyu çok seviyordu. Hep birlikte kahvaltı yaptılar. Günlük ev işlerinden sonra banyo yapmak için hazırlık yaptılar. Havaların soğukluğundan dolayı 4 gündür banyo yapmamıştı Heavy ve bugün nihayet banyo yapabileceği için çok mutluydu. Kocaman gri renkteki su kazanı tandırdaki odun ateşinde kaynamaya bırakıldı. Heavy, Vapir ve Yade ise avludaki sandalyelerde parlayan bahar güneşinin altında oturuyorlardı. Her şey ölesiye bir dinginlik içindeydi ve sanki bir şeylerin gerçekleşmesini bekliyorlardı. Yoldan geçen traktör avlu kapısının önünde durdu. Gelen Zeki amca ve büyük oğluydu. Selamünaleyküm Resul amca. Aleyküm selam Zeki. Zeki sırasıyla Vapir ve Yade'nin ellerinden öpüp sonrasındaysa Heavy ile selamlaştı. Heavy ona yerini verdi. Nasılsınız, iyisiniz teyze? İyi, sen nasılsın Zeki? Sen de iyisin. Yeğenim nasıl? İyiyim ben de Zeki amca. Sidar sen de gelmişsin babanla, hoş geldin. Yanıma gel. Niye duruyorsun öyle? Yade ve Vapir Zeki amcayla sohbet ederken Heavy de Sidar'la merdivenlerde oturmuş konuşuyorlardı. Bu sohbet sırasında Heavy'nin gözü birden kapının önündeki traktöre takıldı. Sidar, sen biliyorsun Heavy ablan traktör sürüyor dedi. Ama kadınlar traktör süremez ki Heavy abla. Kim demiş onu? Niye, kadınların eli ayağı yok mu? İstersen göstereyim sana nasıl sürerler. Sidar bir an düşündükten sonra he isterim diye cevapladı onu. Hemen ardından Heavy Sidar'ı kucağından indirip Zeki amcasının yanına gitti. Zeki amca, traktörün anahtarını verir misin? He amcam, al vereyim. Yalnız biliyorsun nasıl süreceksin. Kızım sen delirdin mi? Nasıl süreceksin koca traktörü? Sen bunu araba mı sandın? Niye? Hatırlamıyorsun ya de. Aziz amcanın traktörüyle kaç kez götürdüm sizi dereye. Ver Zeki ver, o biliyor. Sen öyle diyorsan Resul amca, al Heavy anahtar. Aman ha, dikkatli süresin. Tamam. Heavy anahtarı alıp Sidar'la birlikte traktöre doğru gitti. Sidar'ı arka romuk kısmına oturttu. Boş arazide oynayan diğer çocuklar da onları görünce romorka tırmandılar. Ortalık panayır alanını andırıyordu. Traktör panayırın en görkemli oyuncağı. Heavy bu oyuncağın sahibi ve çocuklar. Çocuklar hep çocuktu. Heavy çocukları birer birer romork kısmına oturtturdu. Bütün çocukların oturmuş olduğundan emin olduktan sonra da yerine geçip traktörü çalıştırarak arkasını döndü. Kimse ayağa kalkmasın ha, yerinizde oturun. Römorkunda yaklaşık 20 çocuğun bulunduğu traktör boş arazide tur atmaya başladı. Gün ışığı Heavy'nin kumral dalgalı saçlarına vuruyordu. Kahverengi gözleri, küçük yassı burnu, yanaklarındaki çilleri, ince bedeni ve sımsıkı gülümsemesiyle koca bir buket dağ papatyasını andırıyordu Heavy. Onun kadar güzel, onun kadar içten, onun kadar duru ve masumdu. Rüzgar saçlarını tarıyor, güneş teninde izini bırakıyordu. Traktör, çocuk sesleri, alkışlar, kahkahalar arasında ilerlerken bu güzelliği izleyen sadece Vapir, Yade ve Zeki amcası değildi. Bir daha vardı hayran bakışlarıyla Heavy'i izleyen. Fakat herkes bu bir çift gözden habersizdi. Önce Vapir banyo yaptı. Banyo tandırlığın bitişindeydi. Şehirdeki banyolara benzemezdi. Gerçi buradaki çok şey şehirdekilere benzemezdi. Ama banyo işlerinde belki de en belirgin olanıydı. Bomboş beton bir odaydı. Suyun dışarı akması için suluk adı verilen bir delik vardı bu odada. Yan taraftaki tandırda su kaynatılır, burada da banyo yapılırdı. Vapir banyodan sonra üşümemesi için sobalı odaya gönderildi. Ardından sırasıyla Heavy ve Yade de banyo yaptılar. Temizlenmiş, sabun kokan saçlarıyla sobanın önünde oturuyordu Heavy. "Üşüyorsun Heavy?" diye sordu Yade. "Yoo, ısındım Yade."
Ama gerçek daha soğuk, havalar tam ısınmamış. Güneşe aldanmamak gerek dedi Heavy. Bak insan üşüyünce nasıl akıllanıyor. Ya de güldü. Bir süre sonra da ayağa kalkmak için hareketlendi. Ben gideyim de bir bakayım tandırın ateşi sönmüş mü? Dur sen otur ya de ben bakarım. Ben ısındım biraz. Sen daha yeni geldin. İyi haydi bak da gel. Kilitli orayı da gelirken sönmemişse beni de çağır. Tamam. Al şuradaki yemeniyi de başına sar. Hava soğuk üşürsün. Heavy Yaden'in uzattığı yeşil yemeniyi taktı. Üzerine de Yaden'in hırkasını alıp dışarı çıktı. Saat akşam 6'ya yaklaşıyordu. Hava hafiften kararmaya başlamıştı. Sabahki güzel güneşli hava yerini ayaza bırakmıştı. Az önce sobanın önünde olan Heavy'nin kızaran suratı soğukla buluşunca ürpermişti. 8 merdiveni ikişer ikişer atlayarak indi. 10-11 adım sonrasında ise tandırlığın kapısındaydı. Kapı açıktı. Yaden'in kapıyı açık unutması onu şaşırttı. Ama üzerinde durmayarak açık kapıyı itip girdi içeriye. Birkaç adım atmıştı ki arkadan bir el ağzını kapatıp onu sağ taraftaki duvara yasladı. Şimdi karşısında bir çift kuzguni siyah göz vardı. Gece gibi değildi gözleri. Gecenin karanlığındaki ürpertici taraf bu gözlerin siyahında yoktu. Şefkatin ve merhametin siyahıydı bu. Şaşkınlık ve korku Heavy'nin tüm bedenini esir almış gibiydi. Kurtulması zor olan bu zindandan çıkıp kısa bir süre tepkisiz kaldıktan sonra ellerini ve ağzını karşısındaki genç adamdan kurtarmak için hamle yaptı. Genç adamın acı çeker gibi bir hali vardı. Terlemiş suratı telaş ve korku içindeydi. Bir eliyle Heavy'nin ağzını sıkıca kapatıyor, diğer eliyle de bileklerini tutuyordu. ''Korkma, korkma, sana zarar vermek niyetim yok.'' dedi. Genç adam kafasını Heavy'nin bileklerini tutan koluna doğru acı bir ifadeyle çevirdi. Yaralıydı. Siyah montunun altında yaralı derisi gözüküyor, kanıyordu. Tam bu anda dışarıdan bir el silah sesi duyuldu. Belli ki ortada bir kargaşa vardı. Karşısındaki genç adam tüm gücüyle dişlerini sıkıyordu. Sonra birden Heavy'nin yemenisini almaya yeltendi. Heavy de bunu fark edince iyice korkup var gücüyle genç adamın elinden kurtulmaya çalıştı. ''Korkma, ben kötü biri değilim, korkma!'' diyordu genç adam sıklıkla. Aynı anda yemeniyi alıp tek eliyle yarasına doladı. ''Şimdi ağzını açıp buradan gireceğim ama sen bağırmayacaksın, olur mu? Bak, ben kötü biri değilim, bağırırsan her şey çok kötü olur.'' dedi genç adam. Heavy onu başıyla onayladı. O kadar çok korkmuş, o kadar çok heyecanlanmıştı ki gözleri yaşla dolmuştu. Genç adam onun bu halini gördükten sonra bir an duraksayıp endişe dolu bir yüz ifadesiyle ''Özür dilerim, korkma.'' dedi. Sonrasında ise Heavy'yi bırakıp hızlıca kapıdan dışarı çıktı. Lütfen kanalımıza abone olmayı... Videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.